Hocam sizle çalışmak istiyorum. Olur mu? Allah. Evet. Kızım diyorlar ki bana, hocam sizle çalışmak istiyorum. Olur mu? Abicim bir şey soracağım. Nerede burada? Niye olmasın? Hayır, söyleyin bana niye olmasın? Olmaması için yerleşemedin değil mi? Olmaması için ne sebep var ki? Bana niye olmayacağını söyleyin. Ben size söyleyeyim mi niye olmayacağını? Sizden dolayı. Başka hiçbir şeyden dolayı değil. Eğer olmayacaksa sizden dolayı olmayacak. Olacaksa da aynı şekilde sizden dolayı olacak. Ne zaman olmaz? Evet, ne zaman olmaz? Vallahi ben matematik adına konuşabilirim. Yani sizin matematiğe ayırdığınız vakit, sınavda sizi istediğiniz yere sokacak olan matematik neticesine ulaşabilmek için matematik adına gösterdiğiniz gayret üzerine konuşabilirim ve bu matematik adına gösterdiğiniz gayret hiçbir şeyin garantisi değil. Yani siz matematiği benim istediğim ve sizin arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz ama neticede atıyorum fende iyi yapmadığınız için istediğiniz yere girememeyle de sonuçlanma ihtimali söz konusu ama ben matematik için konuşabilirim. Ne zaman olmaz ben size onu söyleyeyim. Yani yazmadım, çizmedim. Aklıma gelenleri günde bir saat çalışırsanız bence olmaz. Benimle konuları tam yapmadığınız takdirde bence olmaz. Tekrar yapmadığınız takdirde bence olmaz. Yaptığınız bir konuda yeteri kadar güçlenmediğinizi düşünüyorsanız, o konuyla ilgili ekstra sorular çözmediğiniz takdirde bence olmaz. Soru çözerken eğer süre sıkıntısı yaşıyorsanız ve buna rağmen süre tutmadan çözmeye devam ediyorsanız bence olmaz. Sağınızın solunuzun dediklerine çok dikkat ediyorsanız bana kalırsa olmaz. Ne zaman olur? Abi ne zaman olur? Yani çok bilinmeyen bir şey değil aslına bakarsanız. Bu çok zor bir şey de değil ya. Eğer hep aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorum. Eğer bizle çalışacaksanız diyorum. Bizle çalıştığınızı varsayarak söylüyorum. Kitaplarınızı adam akıllı bitirdiğiniz takdirde, eksik bir soru dahi bırakmadığınız takdirde. Ben yolda size rastlasam, kitabınızı alıp açsam, arada bir tane boş soru dahi göremesem doğrusu budur. Her soruyu tane tane dinlediğiniz takdirde. Bunları taze tutmak için elinizden geleni yapıp tekrarlarınızı yaptığınız takdirde. Dediğim gibi atıyorum mesela mutlak değerde zayıfsınız. Birlikte çalıştık. Bir dünya iş yaptık. Buna rağmen tam oturmadı. Hala mutlak değer kaçabiliyor. Çok ekstrem bir soruyu kastetmiyorum yani. Hani o kaçtı. Şunu diyebilirsiniz. Lan kaçtı ama soru da baba gibiydi ya. Öyle değilse, ortalama işleri de hala kaçırıyorsanız mutlak değerde bununla ilgili ekstra soru çözmeniz, kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor bununla ilgili. Yani penaltıyı isabet ettirme oranı çok yüksek olan bir futbolcu hayatında ilk defa o penaltıyı o maçta mı atıyor zannediyorsunuz? Kaç bin kez atmıştır ondan? Veya çok anlamam etmem ama basketbolda üçlük atan bir adam ilk defa o maçta mı üçlük atıyordur abi? Kaç bin kere atmıştır, denemiştir, çalışmıştır buna? Dolayısıyla bu matematik de bunun gibi. Yani bir öğretmen size bir kere anlattığı zaman küt siz onu bir kere de anlayacaksınız, öğreneceksiniz diye bir kaide yok. Dolayısıyla sizin pratik yapmanız lazım. Attığınızda potaya isabet ettirememeniz lazım. Bundan dolayı hırslanmanız lazım. Tekrar tekrar çabalamanız lazım. Yaptığınız şeyleri bazen tekrar etmediğiniz için unuttuğunuzu görüp ulan benim daha fazla tekrar etmem gerekiyor demeniz lazım ve o tekrarlarınızı yapmanız lazım. Ve bunların hepsini yaparken de bunları bütün dersler için yapmanız gerekiyor. Yani demin bir tane öğrenciyle konuştum Urfa'dan. Ben yani Urfa deyince tamam. Yani vaktiniz var mı? Dedim vaktim yok. Ama vaktim var sana. Söyle. Hocam sizle başlayacağım. Peki olur mu? Abi oldurmak zorundasınız. Ha, bunun olmasından başka bir çareniz yok ki. Ha şunu söyleyeyim. İnternetten ders olur mu? Baba gibi olur. Oldu bile. Oldu bitti. Yani sizin olur mu diye düşündüğünüz şey oldu bitti bile. Oldu abi. Oldu. Bütün parametreler artık hazır. Hepiniz evden ders dinliyorsunuz benimle veya başka hocalarınızla. Olur tabii ki. Niye olmasın ki? Sırf bununla olur mu? Olur abi. Oluyor.
Ya ben matematiğini yapıyorum baş hocanızla birlikte. Fiziğini yapan da var, kimyasını yapan da var vesaire. Var, var oğlu var yani. Dolayısıyla olur mu? Olur. Oluyor yani. Endişeniz olmasın. Dedi, diyor ki bana mesela telefonda, Osman sen bu videoyu izliyorsan herhangi bir şekilde seni yermiyorum he. Yani seninle konuşmamdan dolayı beslenip record tuşuna bahsettim ve video çekiyorum. Diyor ki mesela bana, hocam diyor baktım araştırdım diyor, siz tam benim istediğimiz gibi bir öğretmensiniz diyor. Ben dedim ki pardon da sen dedim benim istediğim gibi bir öğrenci misin acaba? Bence bu daha önemli bir soru. Yani siz hiç kendinize soruyor musunuz acaba ben Beşer Hoca'nın istediği gibi bir öğrenci miyim diye? Yani olmasanız ne olur? Ya benim derdim benim arzu ettiğim gibi bir öğrenci olmasından ziyade birlikte biz adam akıllı çalışabilirim. İşin neticesinde de siz beni unutun ama siz istediğiniz yere girebilmiş olun. Sizi mutlu eden yere girebilmiş olun, orada okuyun. Faydalı işler yapın, keyif aldığınız işler yapın, iyi işlerde çalışın. Dolayısıyla benim istediğim gibi bir öğrenci misiniz lafı da tabii ki çalışmalarınızı ona göre yapıyor musunuz? Yani günde 5-6 saat çalışmanız gerekiyor dememe rağmen gidip 1 saat çalışıyor musunuz? Birçok şeyden feragat etmeniz gerekiyor dememe rağmen hala siz haftada 5 gün arkadaşlarınızla çıkıp makara pukara yapıyor musunuz? 3-4 saatinizi dışarıda boşa harcıyor musunuz? Bunların hepsi yapmamanız gereken şeyler. Dolayısıyla olur mu sorusu aslında bazen öğretmenden şey bekliyorsunuz. Sizin inancınıza bir destek, sizi motive edecek birkaç söz. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani ülkemizin şartları da sizi motive edemiyorsa bence sizi hiçbir şey motive edemez abi. Şimdi bana tutup da demeyin. Aa ne var ülkemizin şartları? Ulan daha ne olsun? Ha daha ne olsun? Yani daha ne olsun? Bunları yorum bölümleri bence konuşmaya da gerek yok yani. Celallenmeye çalışanlar varsa hiç gerek yok böyle bir şeye. Haber okumuyorsunuz demektir, gazete okumuyorsunuz demektir, gündemi takip etmiyorsunuz demektir. Ama bence öyle bir noktaya geldik ki herkes gündemi takip ediyor. Çünkü ocakta kaynayan yemeği bir daha etkileyebilecek bir noktaya geldiyse herkes bunu görüyor ve takip ediyor. Dolayısıyla bütün bu şartlar sizi çalışmak için, ders çalışmak için, yaşamak istediğiniz hayata doğru emin adımlarla gitmek ve bunun için de iyi bir eğitim almak için motive etmiyorsa benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya ben bakardım bütün bu şartlara, derdim ki ulan ben 4 yıl sonra üniversiteden bırak üniversiteye girmeyi, ya bir şekilde gireceksiniz zaten. Üniversiteden mezun olduktan sonra bile beni nasıl bir hayat bekliyor acaba, iş bulabilecek mi edebilecek mi kaygısı, bunların hepsi zaten sizi motive etmedi bana kalırsa. O yüzden olur mu sorusunun yanıtı %100 olur. Olmaması için tek sebep siz olursunuz. Yani kendi başarısızlığınız için en büyük sebep siz olursunuz. Yapacağınız şey çok basit abi. Bu hayatta yapacağınız en kolay işlerden bir tanesi. Oturacaksınız. Büyük bir kısmınızın, bir kısmınız var. Ben onlarla iletişim kuruyorum. Ya da onlar benimle iletişim kurduğu zaman haber alıyorum. Büyük bir kısmınızın sorumlulukları sadece ders çalışmak. Oturacaksınız abi. Dersinizi çalışacaksınız. Ve dersinizi çalıştıktan sonra da elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra da siz şunu diyebiliyorsanız, ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Aileniz diyebiliyorsa ki bu kız, bu oğlan elinden gelenin en iyisini yaptı. Yani bundan sonra bak ben bunu yaptığım zamanında. Ben çok rahat söylüyorum. Ben gün 24 saatse 4,5-5 saat uyudum. Geri kalan bütün vakitlerimde çalıştım. Ve çalışırken de hep şunu söyledim. Oğlum Behzat, ben okulumda iyi bir öğrenciydim. Okul sıralaması yapıldığı zaman genelde ilk 5'te ilk 10'da adım yer alırdı. Üniversite imtihanı neticesinde okuldaki en iyi neticeyi benim girdiğim sene ben yapmıştım sayısalda. Cins bir adam hiçbir zaman değildim. Çok cins çocuk gördüm. Cins olmak başka bir şey abi. O Allah vergisi başka bir şey. Benim kafam çok kıttır. Ben çok zor anlarım. Kafam çok zor basar. Biz Barış'la beraber burada birileriyle toplantı yapıyoruz. Ben toplantıda 50 tane aynı soruyu tekrar tekrar soruyorum. 50 tane soru soruyorum. Barış bazen dönüp bakıyor bana böyle. Ama ben anlamıyorum abi. Benim kafam öyle değil. Benim kafam zor alıyor. Ben kalın kafalıyım biraz. Ama bunu bilip buna göre çalışmak önemli. Ben bilirdim abi. Benim kafa zor alır. Millet bir çalışıyorsa ben iki çalışırdım. E niye? E zor anlıyorum çünkü. Kafam zor basıyor benim bazı şeylere. Tane tane yaza yaza. Bana formülü verdiğin zaman en gıcık olduğum şey formül. Niye? Ben onun nereden geldiğini öğrenmeliyim. Yani özümsemeliyim onu. Dolayısıyla vallahi unuttum ne diyeceğim ama galiba hatırladım. Yani ben çalıştığım zaman şunu söylüyordum. Abi ben 9-10. Sınıfta yani kötü de bir öğrenci değildim.
Matematikte aldığım notlar genelde 90, 95, 100'dü. Sınıfın en iyi notlarını alırdım. Okul imtihanı bunlar. Bir şey değil. Büyütülecek hiçbir şey yok. Yani yapılan sınava göre değişiyor zaten. Ama ben 9-10'u boş geçirmişim abi dedim. 11'de matematiğimi çok iyileştirmeye gayret ettim. Ama ben gerçekten 9 ve 10'u boş geçirmişim dedim. Dolayısıyla 11 ve 12. sınıf için şunu söyleyebildim. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Dolayısıyla bence olay burada şu. Elinizden gelenin en iyisini yapmış olmanız çok önemli. Yani siz diyorsanız ki o sınava girene kadar kardeşim ben hatalar yaptım. Ben 9-10'da çalışmadım. 11'de çalışmadım. Sonra ne oldu? Kafama dank etti. Ben girdim 12. sınıfta ya da mezun senemde hayvan gibi ders çalıştım. Ve ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Yani bir insan sağlığını bozmadan bu kadar çalışabilir diyorsanız bence hiçbir sorun yok. Şimdi bunu deyip istediğiniz yere evet girebilirsiniz. Veya bunu deyip o seneki çalışmanız, o seneki pişmanlığınızın neticesinde yapmış olduğunuz çalışma yetmemiş olabilir ve ilave bir yıla da ihtiyaç olabilir. Bu istediğiniz yere bağlı olan bir şey. Eğer siz işletme okumak istiyorsanız o zaman çember sizin için çok geniş. A üniversitesi olmaz, B olur, B olmaz, C olur, D olmaz, E olur. Ama siz tıp okumak istiyorsanız ve Türkiye haritasını ortadan kestiyseniz burası olur, burası değil, ben buralara lazım dediyseniz çemberi çok daraltmışsınız demektir ve çok insanın istediği bir bölümü okumak istiyorsunuz demektir. O zaman belki ilave ikinci sene oluyor. Ama dediğim gibi ben sınava girerken şunu söyleyebildim. Mesela sen 9-10'da adam akıllı 12. sınıfın sonunda seni zor bir üniversite imtihanının beklediği bilinciyle çalışmadın. Çalıştım. Yani bütün ödevlerimi yaptım, derslerimi dinledim, kitaplarımı okudum. Hoca ne soru ödev verdiyse hepsini çözdüm, çözemediklerimi öğrendim. Ama bu kadarını yapmıştım. Bu üniversite imtihanında çok iyi bir başarı elde etmek için yeterli değildi. Bu eleştiriyi yapın. Dolayısıyla ben 9-10'u üniversite imtihanında çok iyi bir netice elde etmeye çalışan bir öğrenci gayretiyle geçirmemiştim. Peki bunu bir kere cebe koydum, kabul ettim. Ondan sonrasında fark ettiğim andan itibaren neyi fark ettim? Savaş uçak pilotu olmak istiyordum. Gözlerim bozuldu. O zaman dedim ben uçak mühendisliği okumak istiyorum. Uçak mühendisliğine girmek için kaç kişi alıyorlar? 50 ya da 60 kişi alıyorlardı. Kaç yer var? Bir tek yer var. O zaman dedim mücadele bunun için çok zor. Ben bu 50 kişiden biri olmak istiyorum. O zaman başladım çalışmaya. Ve üniversite imtihanını girene kadar çalıştım. Sonrasında sizin için de bunu söylüyorum. Abi elimden gelenin en iyisini yaptım dedim ben. Yani olur mu sorusunun yanıtı inanın bana bir kesinlik içeremez. Kesin olur diyemez ki kimse. Dolayısıyla burada en önemlisi olabilmesi için siz elinizden gelenin en iyisini yapın. En önemli şey bence bu. Olmadığı takdirde olur. Abi olmadığı takdirde bir sonraki sene çalışırsınız ne olacak ya? Bazen insanlar çalışıyorlar, çok da iyi çalışıyorlar, her şeye gidiyor. Sınava bir ay kala bir takım sağlık problemleri yaşıyorlar, sınava bile giremiyorlar. Yani siz hayatınızda birkaç kere deneyimlediniz ya da deneyimleyeceksiniz veya inşallah bir kere deneyimleyeceksiniz sadece bu üniversite imtihanını. Ama ben tabii çok öğrenciyle çalıştım, çok öğrenciden onların hikayelerini dinledim. Ne hikayeler var? Ama tekrar söylüyorum, hep aynı şeye geliyorum. Olur mu sorusunun yanıtı? Evet, olabilmesi için çok çok çalışmak lazım. Ve kendi kendinizi eleştirdiğinizde, ulan ya keşke şunu yapmasaydım da çalışsaydım. Keşke şu dizileri Netflix'ten izlemeseydim de çalışsaydım. Keşke şu Allah'ın belası Instagram istatistiklerine baktığımda, sayıları topladığımda demek ki ben bu hafta 17 saat Instagram'da vakit geçirmişim. Keşke geçirmeseydim. Arkadaşlarımla haftada 3 buluştum. Keşke buluşmasaydım da çalışsaydım, şunları yetiştirseydim demediğiniz takdirde vaktinizi çok iyi çalışarak değerlendirdiğiniz takdirde bana kalırsa olabilmesi için de yapabileceğiniz en iyi şey budur. Anlaştık? Evet, diyeceklerim bundan ibarettir. Yazmak istediğiniz bir şey varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.